Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konut Eylem Günü 2021 kapsamında düzenlenen bir gösteri var. Bu gösteride 1500'ün üzerinde kişi artan konut kiraları ve eyalet hükümetlerinin konut politikalarına karşı gösteri yaptı. Bakın, çok anlamlı bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Almanya'nın pek çok noktasında artık kiracı olabilmek mümkün değil. Ev yok bir kira fiyatları uçmuş vaziyette. 2 artı 1, 65-70 metrekare bir yer neredeyse pek çok şehirde 1000 Euro'dan aşağıya yok. Vatandaş kaç para alıyor ki, emekli kaç para alıyor ki almış olduğu bu paranın neredeyse %50-%60'ını en az, en az %50-%60'ını kiraya ödesin. O nedenle bu protestoyu önemsiyoruz. Mutlak surette federal hükümetin, Bakın değerli izleyicilerimiz veya eyaletlerin bu konut sorunuyla ilgili çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde adım atması gerekiyor. Kiralar uçmuş, ev satın alınmıyor zaten, evler ayrı uçtu. Özellikle bu korona virüs döneminde fiyatlar en az yüzde 20, yüzde 25 artmış vaziyette. O nedenle bu ev sorunuyla ilgili mutlaka ciddi adımlar atılması gerekiyor kiracı olan izleyicilerimizden çok sayıda mesaj alıyoruz. Bizim Emekli TV'nin Facebook ve Instagram, Twitter hesaplarından çok sayıda mesaj geliyor. Bu mesajlar içerisinde kiracıların sistemleri çok ciddi yer tutuyor. Değerli izleyicilerimiz bu arada bizleri mutlaka bu yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Yani videonun altındaki like tuşuna mutlaka basmanızı rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım. Sizlerden ricam bu. Hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Avrupa başta olmak üzere Türkiye ile ilgili tüm gelişmeler, tüm haberler anında sizlerle buluşturuluyor. Bu ekrandan değerli izleyicilerimiz Beğeniseniz gerçekten daha da mutlu olacağız. Şimdiden beğenen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli izleyicilerimiz akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Gençlik Dairesi 2 yaşındaki çocuğu alıp değerli izleyicilerimiz lezbiyen bir aileden alıp eşcinsel bir dayıya veriyor. Peki çocuk kimin? Çocuk bir Türk'ün. Babası Türk. Bakalım haberin detayları neler? Geçişlik Dairesi skandalında bu kez canı yanan Disburg kentinde yaşayan Erkan Bay Yiğit oldu. 2019'da Birliktelik yaşadığı Alman kız arkadaşının hamile olduğunu kendisinden gizlediğini ve oğlunun doğumundan 6 ay sonra haberdar olduğunu ifade etti. Ayrıldıktan sonra oğlunun annesinin lezbiyen olduğunu da öğrenen Bay Yiğit, DNA testinde baba olduğum ortaya çıktı. O sırada gençlik dairesi çocuğu almış dedi. Dairenin, gençlik dairesinin Annenin durumunu göz önünde bulundurup çocuğa bakamayacağına kanaat getirdiğini söyleyen Bay Yiğit, oğlumun varlığından haberdar olur olmaz velayetini alabilmek için hukuki mücadele başlattım. Mücadelem sürerken çocuğumu eşcinsel dayısına verdiler. Anne lezbiyen, dayı eşcinsel. Dava açtım ancak Frankfurt Bölge Mahkemesi çocuğun eşcinsel dayısında kalmasına hükmetti. Bana da ayda 40 dakika görme izni verildi. Ayda 40 dakika bir babaya evladını görme izni. Erkan Bay Yiğit'in avukatı Yalçın Tekinoğlu mahkemenin gençlik dairesi yetkililerinin beyanlarını esas aldığını belirterek mahkeme şu an çocuğun baba bildiği iki kişi var. Dayısı ve onun sevgilisi. Eşcinsel dayısı ve onun sevgilisi. Gerçek babası da devreye girerse üç baba olur ve kafası karışabilir diyor. Biz de bu kararı ancak uzmanlardan oluşan bir hekim kurulunun verebileceğini söyledik. Çocuğun babasına alışması için daha fazla görüş izni sağlanmalı. Kararı üst mahkemeye taşıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz ifadelerini kullanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya Gençlik Dairesi Sizlerin de çok iyi bildiği üzere sorunlu ailelerin çocuklarını alıyor. Acıma yok. Direkt alıyor. Çoğu zaman doğru kararlar alıyorlar ama işte görüyorsunuz bir vatandaşımızın başına gelenler ayda çocuğunu 40 dakika görecek. Lezbiyen anneden alıp eşcinsel dayıya veriyorlar. Avukat Bey çok doğru söylüyor. Bu çocuğun babası kim? Kim olduğu belli de kime baba diyecek? Bu çocuğun gelecekteki psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Bu çocuk gelecekte nasıl bir kişiliğe sahip olacak? Öz babası DNA testiyle kanıtlanmış öz babası diyor ki benim çocuğumu verin ben bakacağım diyor. Verilmiyor. Çocuğuna bakamayacak durumda olan annesi tarafından gençlik dairesinin elinden aldığı bu çocuk dayıya veriliyor. Akıl var, mantık var. Babası istiyor, bakabilecek ekonomik güçte, sosyal durumu da iyi. Çocuğumu verin diyor. Başka bir şey söylemiyor. Ama mahkeme reddediyor. Akıl alır gibi değil. Lezbiyen anneden al, eşcinsel babaya ver. Biz hiç kimsenin cinsel tercihlerini falan konuşmuyoruz, tartışmıyoruz da. Ben çocuk açısından bakıyorum olaya. Bu çocuğun geleceği ne olacak? öz babası istiyor vermiyorsun dayısına veriyorsun. Akıl alır gibi değil. Gerçekten bu durumda olan çok çocuk var. Çok. Değerli izleyicilerimiz Alman otomobil devi Mercedes'in Stuttgart'ın simgesi haline gelen ana tren istasyonu kulesine 1952 yılında dikilen yıldızı söküldü. Niye sökülmüş bakalım bu yıldız? daimler Ben sözcüsü Yıldız'ın istasyonun yenilenme projesi nedeniyle geçici olarak sökülüp Mercedes Benz Müzesi'ne kaldırılacağını açıkladı 5 metre çapındaki Yıldız 2025'te kuleye yani bu tadilat bittikten sonra tekrar takılacak Evet şut kartın simgesi biliyorsunuz Önemli simgelerinden bir tanesi böyle bir haber var Almanya'nın Münih kentinde taksiciler Korona döneminde zor duruma düştüklerini duyurmak için bir araya geldi. Oktoberfest'in yapıldığı meydanda buluşan 600 taksici bize iş verilsin dedi. Münih Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin Koçar'da Münih'te 3400 taksi var. 1200'ü işlemiyor. Taksi şirketleri iflas ederken şoförler başka işte çalışmaya başladı. Çalışarak para kazanalım diyor. Evet Sayın Başkan taksicilerle ilgili bir an önce adım atılması gerektiğini ifade ediyor. Nitekim çok sayıda vatandaşımız Almanya'nın değişik noktalarında taksicilik hizmeti veriyor. Onların durumunda sıkıntı da olduğunu çok iyi biliyorum. Acil bir şekilde yardım eli uzatılması gerekiyor. Aksi halde zor duruma düşecek çok sayıda vatandaşımız mevcut.